Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Monte Carlo algoritması ile C dilinde pi değerini elde etmeye çalışacağız. Monte Carlo algoritması olasılığa dayalı ve kaynak kısıtlı bir algoritma türüdür. Sonuç olarak Monte Carlo algoritması tarafından üretilen çözümler belirli bir hata payı dahilinde doğru olabilir veya olmayabilir. Matematikçiler, bilim adamları ve geliştiriciler girdiye dayalı gözlemler yapmak için Monte Carlo algoritmasını kullanır. Temel mantık, deneme sayısını ne kadar arttırırsan sonuca o oranda yaklaşırsın felsefesidir. Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel bir sabittir. Bu durumda daireyi bir dart tahtasına benzetirsek, her atışta dart tahtasını vuran atışlar başarılı vuruştur. Sonunda başarılı vuruşu toplam deneme sayısına bölerek pi sayısına yaklaşık bir değeri buluruz. Bu deneme sayısı arttıkça pi sayısına yaklaşmamız o oranda artacaktır. Şimdi kod kısmına geçmeden hesaplama kolay olması adına dairenin dörtte birini alıyorum. Ve burada yarıçap değeri 1 olsun. Bu durumda atılan atışın dairenin dışına çıkıp çıkmadığını basit bir şekilde noktanın orijine olan uzaklığını bulmak için Pisagor teoreminden yararlanacağım. Rastgele atışı temsil etmek için atışın denk geldiği noktanın x, y değerleri rastgele atama ile bu şekilde rastgele bir atış yapmış olurum. Evet, şimdi bize pi değerini döndürecek fonksiyonu yazacağız. Parametre olarak deneme sayısını alacak. Başarılı vuruşu tanımlıyorum ve for döngüsüyle deneme sayısı kadar atış yapacağım. Bu atışın 0 ile 1 arasında 0 ve 1 de dahil olmak üzere olabilmesi için şu şekilde bir rastgelelikten faydalanmam gerekiyor. Bu yazdığımızı y içinde yapıyoruz ve iki tane x ve y'yi rastgele atayarak aslında biz rastgele bir atış yapmış olacağız. Tabii bu atışın dairenin içerisinde mi dışarısında mı olduğunu bulabilmemiz için uzunluğunu Pisagor teoremiyle bulmamız gerekiyor. Eğer bu uzunluk değeri birden küçükse dairenin içindeyizdir ve başarılı vuruştur. Başarılı vuruş değerini 1 arttırıyorum. Ve for döngüsü bittiğinde başarılı vuruşları deneme sayısına bölerek biz aslında pi sayısını buluruz. Ama hatırlarsanız bu dörtte birlik bir kısmıydı. Dolayısıyla bunu 4 ile çarpmam gerekiyor. Bu sonucu 4 ile çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla başarılı vuruş arttıkça biz aslında pi sayısına o kadar yaklaşacağız. Nasıl arttırabiliriz başarılı vuruşu? Deneme sayısını arttırdıkça. Monte Carlo algoritmasının temel mantığı budur. Tabii bu rastgelelik olduğu için içerisinde her çalıştırdığında aynı rastgele değerleri üretmemesi adına burada bu fonksiyonu kullanıyorum. Ve bir tane deneme sayısı tanımlayacağım. Bunu tabii ki kullanıcıdan alacağız ve eksi 1 girene kadar bu döngü bir sonsuz döngü gibi çalışacak. Kullanıcıdan deneme sayısını alıyoruz. Bu deneme sayısı eğer eksi 1 ise artık kullanıcıdan deneme sayısı istemeyecek, çıkıyor. Değilse de sonuca ekrana pi sayısını yazdıracaktır. Bunu da şimdilik 5 basamaklı olarak, yani virgülden sonra 5 basamaklı şeklinde yazalım.
Evet, şuradaki fonksiyonu çağıracağız. Ve buna deneme sayısını gönderiyoruz parametre olarak. Evet, bunu değerleyecek olursak. Çalıştıralım. Şimdi deneme sayısı 100 değerinde girdiğimizde pi sayısına yaklaştığını fakat virgülden sonraki kısmın fazla hatalı olduğunu görebiliyoruz. Bunu 1000 değerine çıktırdığımızda birazcık daha yaklaştığını söyleyebiliriz. Bunu 10.000'e çıkarttığımızda artık virgülden sonra 14 değerini yakalayabildiğimizi, işte 100.000'e çıkarttığımızda birazcık daha sayıyı büyüttüğümüzde aslında 14, 15, 3.14, 15 şeklinde giden sayıya gitgide virgülden sonraki sayıya yaklaştığını söyleyebiliriz. Burada tabii ki temel espri nedir? Deneme sayısının olabildiğince arttırılmasıdır. Monte Carlo algoritmasında başarılı olabilmenin koşulu. Ve bu şekilde pi değerine olabildiğince yaklaşmış oluruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.